Evet liderler bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan yine her zaman olduğu gibi klasik İstanbul'da bayramı karşılayacak ailesiyle birlikte torunlarıyla birlikte olması bekleniyor siyasete ara verilecek elbette. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da yine bayramı karşılayacak, Ramazan bayramını karşılayacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de yine Ankara'da olacağını söyleyelim. Ankara'da bayram namazını kılacak. Daha sonrasında da MHP'nin kurucu lideri, kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek. Her zaman olduğu gibi yine MHP lideri Devlet Bahçeli. Özgür Özel de memleketinde olacak. Manisalı bildiğiniz gibi Manisa'da bayramı karşılayacak o da ailesiyle birlikte memleketinde bayramı geçirecek ve İyi parti genel başkanı Meral Akşener'in de Ankara'da olacağını söyleyelim tabi siyasete hani ara veriyor liderler belki ama parti yöneticilerinin elbette bayramlaşma merasimleri oluyor bayramın ikinci günü gerçekleşiyor bu. Genel merkezler arasındaki karşılıklı ziyaret e, trafiği de bayramın ikinci günü bayramlaşma olacak partiler e, arasında tabii AK Parti ve MHP'nin e, Dem Parti'ye yönelik e, geçmişte HDP şimdi Dem Parti'ye yönelik bir ambargosu oluyor onu kabul etmiyorlar dolayısıyla yine e, benzer listelerle birlikte parti genel merkezlerinde e, yine siyaset konuşulacak aslında tamam tatlı diyelim tatlı konuşalım e, deniyor her bayram öncesinde ama elbette siyaset e, bu işin olmazsa e, olmazı orada yine mesajlar verilecektir. Tabii Türkiye'nin e, sıcak günden başlıkları var. O bayramın ikinci gününde o başlıklar elbette siyasiler tarafından değerlendirilecek. İşte 31 Mart yerel seçimleri sonrasında partilerde yaşanan e, hareketlilik var, e, tartışmalar var e, diyelim. E, yeni anayasa tartışması siyasetin Olmazsa olmazı bu konuda bir sürecin başlanacağı, başlatılacağı konuşuluyor. Bu yönde mesajlar var. Elbette değişmeyen başlıklar. Belki futbol konuşabilir, konuşulabilir. Terörle mücadele var elbette. Yine bu konularda bayramın ikinci gününde genel merkezlerden verilecek mesajlarda bizler tarafından, gazeteciler tarafından çok yakından takip edilecek diyelim Sultan Hanım.